Evet arkadaşlar, Uçar Motor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Brilliant 50 ve Azur 50 Pro'larla beraberiz. Neden Pro'lar? Önce ondan bahsedeyim. Bu arkadaşlar ruhsatta 50cc fakat mekaniksel anlamda 80cc'ye çevrilmiş olarak, üst kapakları modifiye edilmiş olarak fabrikasyon gelmekte. Bu yüzden de Pro isimlerini almış durumdalar. 41.412 lira liste fiyatı, 54.000 küsür lira, 54.000 lira diyelim. Bunun küsuratı çok yok. 54.000 lirada Brilliant'ın fiyatı var. Bu aradaki 10 küsür bin liralık fiyat farkı neden kaynaklanıyor? Ya da aralarındaki diğer fiyat dışında farklılıklar neler? Bu videomuzda bundan bahsedelim istedik. Bir de motorların özelindeki kendi özlük niteliklerine girmeden bir ufak detaya daha parmak atalım istiyorum. 125'lik kanun hepinizin de bilgisi doğrultusunda çıkmış bulunmakta ama beklentilerimizi karşılamadığını düşünüyorum. Çünkü beklentimiz neydi? Bu motorları nasıl ki B ehliyetle kullanabiliyorsak aynı düzende 125'liklerini de kullanabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat devlet burada bir frene bastı. Dedi ki hop, öyle bir şey yok. Önce kursa gideceksin, sertifikanı alacaksın. O aldığınız sertifikayı bulunduğunuz B ehliyetinin içine dijital olarak işleteceksiniz. Bla 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 dedi. Yani bu bla blaların devamında yaklaşık bugünün ücreti mukabilinde 6-7 bin bandında bir maliyet ortaya çıktı. Doğal olarak bu maliyeti bir 2-3 bin, 4 bin daha verip normal ehliyet alırım. Hiçbir CC kısıtlamasına takılmadan olduğu gibi haldır uldur her şeye binerim diyenlerin sayısı arttığı için aslında 125 cc'lik yasa çok motosiklet kullanıcılarını etkilemedi diyebiliriz. Bu etkileşim sağlanmadığı için hala revaçta olan bu iki model satılmaya devam etmekte. B ehliyetiyle kullanılabilir oluşları ve hafif oluşları ve fabrikasyon 80'liğe çevrilmiş olmaları bunları ön plana çıkartmakta. Şimdi aralarındaki farklara bir girelim. Azur'un gramajı 87 kilo, fabrika verisi 101 kilo, Brilliant'ın ağırlığı var. 10 inç lastikler var, 12 inç lastikler var. Şimdi lastik çaplarının, yani jant çaplarının 2 inç daha büyük oluşu bile bu aradaki fiyat farkını etkilemekte, aynı zamanda konfor arttırmakta. İşte daha natürel görmüş olduğunuz gibi krom klasik aynalar mevcut ama burada gövde rengi aynalar mevcut gibi ufak dokunuşları var. Bir de Brilliant Azur'dan daha üst planda 125'lik versiyonu da olduğu için daha çok bilinirliği ön planda olan bir model. Bu bilinirliğini 50cc'de de kullandı aslında Kuba burada mantık olarak. Bu arada burada RKS yazdığına bakmayın. Artık Azur da Kuba üzerinden çıkıyor. Bu modelleri kubalaştırdılar. RKS'ye zaten artık apayrı, çok güncel, değişik, fantastik, hatta premium ismini taşıyacak, gerçekten premium olan modelleri enjekte ettiler. Yeni güncel 2024 modeller içine. Onları da artık yakın zamanda fuarda olacağımız için büyük bir ihtimal onları da fuarda göreceğiz. Fuarda hep birlikte inceleme fırsatı bulacağız. Teker çaplarımızın dışında, gramajlarının dışında bir de aks aralıkları mesafelerinde farklılıklar var. Dediğim gibi yine Brilliant'ın 125'lik kasasının üzerine 80 bloğu koyulduğu için bu daha iri bir makine ve daha konforlu doğal olarak. Hatta oturalım. Oturalım mı Emirhan? Oturalım, bir de böyle bir. Şimdi sehpadayken ayağımı yere koyduğumda gördüğünüz üzere sehpaları birebir aynı bu arada. Yani yerden yükseklikleri birebir aynı ama Brilliant'ta sele yüksekliği biraz daha fazla olduğu için 1.60, 1.76 boyunda 67 kilo ağırlığında biri olarak şöyle indirdiğimde, tekerlerini koyduğumuzda ayaklarımla, her iki ayağımla da çok rahat bir şekilde yere basabiliyor durumdayım. Bu arada selesi Azur'a nazaran daha konforlu. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Şimdi yan sehpamızı açalım, bir indirelim. Aks aralığının rahat, yani daha uzun oluşu doğal olarak ayak koyma yerlerinin de genişlemesine sebep oluyor. Bu da artı bir konfor sağlamakta. Bu arada bu arkadaş çift renk olarak da geliyor. Brilliant'ın farklı renkleri de var. Sarıya grisi, kırmızıya grisi ve bir de yeşile grisi var. Biz griye grisini çektik. Siyahın yanına uysun diye tamamen. Bu arada bu kahverengi detaylarımızı da göz önünde bulunduralım. Bir de Azur'un üzerine oturalım. Aradaki farkı görelim. Şimdi Azur'un zaten yanına geldiğim zaman bile selesi daha alçak olduğu için beni daha rahat karşılıyor. Sehpadayken bile ayaklarımı yere çok rahat bir şekilde koyabiliyorum. Bir de hatta indirelim. İndirdiğimizde gördüğünüz üzere dizlerim daha fazla kırılıyor. Bu Azur'un daha yere yakın oluşunu gösteriyor. Bize aynı zamanda o ilk başta bahsetmiş olduğum jantların küçüklüğünden kaynaklı. Aradaki bu 15-20 kiloya yakın olan gramaj farklılığı da hemen üzerine oturduğunuz an sizi hissettiriyor. Ama dediğim gibi biri 40 lira, biri 50 lira küsuratlarını katmazsak. Yani benim bütçem Brilliant'a yetiyor diyen arkadaşlar için bu makine öneriliyor. Yok, gerek yok abi, ben 10 lira daha eksik vereyim ama gene ayağımı yerden kessin diyenler için de Azur'u önermeye devam etmekteyiz. Her ikisi de kendi klasmanında, kendi fiyat politikasında
hala zirveyi oynayan iki modelimiz. Her ikisi de çantaları standart olarak gelmekte. Brilliant'ın dediğim gibi selesi, sırt dayaması ve elcikleri kendine has farklı bir tasarıma ve renge sahip. Azure'da da kırmızı bir selemiz var yine, deri görünümlü. Sele altlarına da bir bakalım ya. Hatta bir gösterge karşılaştıralım önce. Sonra her ikisinin de selenin altına sele girmediğini gösterelim. Ama her ikisinin de çantasına full face kask almakta bu arada. Azure'umuzun göstergesi gördüğünüz gibi şık, sade, çok parlama yapmıyor. Dijital bir göstergemiz var. Yakıtımız, devrimiz ve hatta voltajımızı gösteriyor, akü voltajımızı. Burada herhangi bir problem olmadığını da görüyoruz. Benzin, akü göstergemiz, devrimiz ve yaptığımız hızımız oldukça sabit ve standart. Sağ kütükte açma kapamamız, dörtlümüz ve bu arada 50'liklerin çoğunda olmayan dörtlü bu Azure'da standart bulunmakta. Marş butonumuz sağ kütükte de yine uzun kısa sinyal ve kornamız mevcut. Dediğim gibi minyon ve yuvarlak kendine has bir aynası mevcut. Çanta standart demiştik. Bir de Brilliant'ın göstergesini açalım. Hatta yine bir kalkalım, üzerine binelim hatta. Bir karşılamayı bir görelim. Evet, renkten renge giren bir karşılama var Brilliant'ta. Brilliant dediğim gibi göstergesi birazcık daha kullanışlı. Ekstradan içine trip metreleri vesaireleri koyulmuş durumda. Benzinimiz, devrimiz, saatimiz, Azure'da olmayan özelliklerin içinde. Bir dakika, dörtlümüz yanıyor. Dörtlüyü kapatalım. Azure'da olmayan trip metremiz var. Azure'da olup da burada olmayanlar var. Sinyallerimizi ve uzun aydınlatmalarımızı vesairelerimizi aşağı tarafa konumlandırmış durumdalar. Diğer ikisi de dijital. Biri birazcık daha keskin hatlara sahip, biri daha yuvarlak, daha yumurtamsı diyebiliriz. Her iki modelimizde de kombine frenimiz mevcut. ABS bunlar da standart değil ne yazık ki. Azure'umuz Campana, hatta Brilliant da yanlış hatırlamıyorsam Campana'ydı. Ya fren sistemlerinde de çok büyük ve aman aman bir değişiklikler mevcut değil. Ama gramaj avantajından kaynaklı Azure daha rahat ve daha çabuk frenleme sağlıyor diyebilirim. Aradaki bu 15-20 kiloluk farktan kaynaklı. Bu değerlendirmeleri de göz önünde bulundurursak her iki motorda alınabilir statüsüne girmiş bulunmakta. 54.000, 41.000 bütçesel mesele. Aradaki fiyat, ya ben 40.000 liranın üzerine çıkamıyorum diyene Azure öneriyorum. Ben biraz daha yükselebiliyorum, daha konforluyum, biraz daha ben de iriyim. O yüzden altındaki motor da iri olsun diyen arkadaşlara da Brilliant önermeye devam ediyoruz. Valla başka kıyaslanacak çok bir özelliği yok. Bu arada bloklar mekanik olarak birebir aynı bloğa sahip. Her ikisi de modifiye edilmiş, fabrikasyon 80cc olarak geliyor. Mekanik olarak görünmeyen yerlerindeki parçalar birebir aynı fabrikanın üretimidir. Bu da dipnot olarak düşelim. Gövde rengi aynamız vardır Brilliant'ta dedik. Bu arada Brilliant'ın üzerindeki stickerlarımız da zaten arkadaşımız şu anda göstermektedir. Kendine has bir tasarımı var. Azure da yine aynı şekilde. Çok da başka anlatacağımız varyatör sistemi, mekanik sistem vesairesi, aktarım organları, her şeyleri birebir aynı. Gramaj, lastik ve fiyat farklılıkları dışında başka da bir farklılıkları bulunmamakta. 2024 yılında biz ruhsatta 50 yazıp 80'le çevrilmiş olan motorları otomobil ehliyetiyle kullanmaya devam edeceğiz gözüküyor. Bu iki modelde yok satmaya devam edecek gözüküyor belli ki. Bu modellerin dışındaki diğer modellerin çoğunu, bu videomuz fuara yetişir mi bilmiyorum ama yetiştiğini varsayarsak, daha detaylı videolarını fuardaki yeni modellerimizle birlikte inceleme fırsatı bulacağız. Şimdilik anlatacaklarımız bu iki model özelinde bu kadar. Her şeyden önce fuarda mutlaka bekliyoruz. Uçar Motor YouTube kanalını ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu modellerin özelinde ya da başka bir RKS ya da Kuba modeli özelinde bize yazmak istediklerinizi bu videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Bütün yorumlar tek tek kontrol ediliyor. Elimizden geldiğince de hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.